Merhaba arkadaşlar, bu bölümde Türkiye'nin nüfus yapısını göreceğiz arkadaşlar. Nüfus yapısı deyince ne gelecek aklımıza? Nüfusun yaş özelliği, cinsiyet özelliği, kırkent özelliği, meslek özelliği ve eğitim özelliklerini biz nüfusun yapısı adını veriyoruz. Peki, şurada çok güzel bir notumuz var. Hemen yıldızladım çünkü soru çözdüren notlardan birisi. Ülkeler nüfusun yapısına göre yatırımlar yapar. Çok güzel bir fayda. Tamam, sıkıntı yok. Bu yatırımlara demografik yatırım denir ki ÖSYM sorar, sorularda karşınıza çıkar. Demografik yatırım nüfusla ilgili yatırımdır. Gelişmekte olan veya Az gelişmiş ülkelerde genç nüfus oranı fazla olduğu için demografik yatırımlar fazladır. Yani ne demek bu? Demografik yatırımlar Somali'de, Hindistan'da veya Bolivya'da arkadaşlar Hindistan, Bolivya gibi gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde fazladır. Ne demek bu? Hindistan'ın nüfusu daha hızlı arttığı için ihtiyaç duyulan okul sayısı da her geçen gün artıyor. Mesela Almanya mı daha çok okul yapar? Somali mi dersek arkadaşlar? Tabii ki Somali daha fazla okul yapmak zorunda. Nijerya daha fazla okul yapmak zorunda. Neden? Çünkü nüfus hızla arttığı için okul yetmiyor arkadaşlar. Bu yüzden e, bütçesinin büyük bölümünü demografik yatırımlara ayıracak, ayırmak zorundadır. Tekrar söylüyorum. Gelişmemiş, ya da gelişmekte olan ülkelerde bütçenin büyük bölümü demografik yatırımlara ayrılır. Almanya, Fransa, Japonya, ABD, Kanada gibi ülkelerde ise gelişmiş ülkelerde ise demografik yatırımlara ayrılan pay daha azdır. Neden? Çünkü onlar eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetleri daha önceden halletmiştir. Peki hocam o zaman onlar parayı nereye veriyor? Eğer geliştiysen demografik yatırımla ayırmıyorsan nereye ayıracaksın arkadaşlar? Bilime veya başka sanata, edebiyata, kültüre, spora, konsere, tiyatroya para harcayacaksın arkadaşlar. Bu yüzden spor müsabakalarında veya olimpiyatlarda baktığımız zaman genellikle kim çıkıyor karşımıza arkadaşlar? Çinli. Ru Çinli, ABD'li, Rus veya Alman gibi e, ee, insanlar çıkıyor. Niye Almanya'dan daha fazla çıkıyor arkadaşlar? Almanya'nın nüfusu 85 milyon. Türkiye'nin nüfusu da 85 milyon. Ama Almanya'nın aldığı madalya sayısı Türkiye'nin daha fazla oluyor ki ABD'yi ve Rusya'yı hiç saymıyorum. Hadi Çin kalabalık diyelim. Rusya niye çok alıyor? Veya Belçika, Hollanda bunlar da arkadaşlar başarı sağlıyor. Neden? Çünkü spora daha fazla önem veriyor. Hatta şöyle söyleyelim bir ülke her yönlü gelişir. Sadece sanayi gelişmez. Sanayi, teknoloji, ticaret, turizm, ulaşım, tarım, spor, konser, sanat, edebiyat ne varsa hepsi aynı anda topyekun gelişir. Türkiye'de nüfusun yapısal özelliğine bakıyoruz. Bunları madde madde sayacağız. Hemen bakıyoruz arkadaşlar ve ben kısaltacağım, özetleyeceğim. Hocam ben bunu daha iyi görmek istiyorum derseniz ben hatta şöyle yapayım. Siz buradan bunu durdurun. Böyle kendiniz de okuyabilirsiniz. İstediğiniz notları e, altına da alabilirsiniz. Altını çizebilirsiniz. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında genç ve dinamik nüfus özelliğine sahiptir. Doğru eyvallah dedik. Türkiye'de son yıllarda nüfus artış hızı azalmasına rağmen çok önemli işte burası. Hala genç nüfus oranı fazladır. Yani aslında ben şu maddenin özetini şunu demem lazım. Türkiye genç nüfusa sahip bir ülkedir ancak yaşlanan bir ülkedir dersem benim için daha doğru. Günümüzde Türkiye'de doğurganlık ve ölüm hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfus ve ortanca yaş yükseliyor. Bir yaşlı nüfus artıyor. 2- alttan gelen de azaldığı için arkadaşlar yaşlı nüfusun oranı giderek artıyor. İyi bir şey mi? Aslında iyi bir şey. Ortanca yaş 2021 yılında 33'müş. Cinsiyete göre ortanca yaş erkeklerde 32, kadınlarda ise 33'müş gibi. Ben bu sayıları bilmek zorunda değilim. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim ortanca yaşımız giderek yükseliyor. Çalışma çağında olarak tanımlanan 15-64 yaşındaki nüfus %67, %68 hatta 0-14 yaşında olanlar %22, 65 yaşında olanlar ise %9.7 ve giderek de artıyor bu. İyi bir şey mi? Şu anda iyi ama gelecekte sorun oluşturabilir. Yani burada baktığım zaman en kalabalık olan tabii ki neresi? 15-64 yaş arası neden arkadaşlar? Çünkü orası geniş bir alan. Ama bizde yaşlı nüfusunun da giderek arttığını görüyoruz. Hatta burada ülkenin piramidine bakıyoruz arkadaşlar. Ülkenin piramidi şu yıla kadar arkadaşlar bakın yaklaşık 40 sene öncesine kadar ülkemizin piramit aslında üçgenmiş. Ne demek bu? Şu anda 2020 gibi dersek 2023'teyiz ama 2020 gibi dersek 40 yani 80-85 yıllarında üçgen piramitmiş. Yani gelişmekte olanmış. Ama şu anda ne oldu bakın? Yavaş yavaş bizimki neye dönmeye başladı? Sabitlenmeye başlamış hemen hemen arkadaşlar. Demek ki arı kovanı piramidine doğru gidiyor. Yani 20 yıl sonra tamamen Türkiye'nin piramiti arı kovanı diyebiliriz. Yavaş yavaş Türkiye Yaşlanıyor demek ki arkadaşlar. Türkiye'nin nüfus özellikleri ilgili hangisi söylenemez. Yaşlı nüfus oranı artmaktadır doğru. Doğum oranları azalmaktadır. Bu da doğru. İç göçlerle toplam nüfus değişir demiş. İç göçlerle toplam nüfus değil, değişmez. Nüfusun dağılışı değişir arkadaşlar. Nüfus artış hızı Geçmiş yıllara göre azalmaktadır. Doğru. Genç nüfus oranı ise azalmaktadır. Yaş arttığı için orası azalacak. Bu durumda cevabımız C seçeneği oldu. Türkiye'de nüfusun cinsiyet yapısına bakıyoruz arkadaşlar. Kısaca çok uzatmadan nüfusumuzda erkek mi çok kadın mı çok hemen onlara bakacağız. Normalde erkek ve kadın doğumdan hemen hemen eşit olur ki Türkiye'de de bu şekildedir. Şu anki verilere göre Arkadaşlar %49.9'u kadın, %50.1'i ise erkek. Yani bizde şu an itibariyle erkek mi daha fazla, kadın mı daha fazla dersek erkeklerin sayısı daha fazla ama bu birbirine oldukça yakındır. Peki 1927'ye gidiyorum arkadaşlar. 1927'de yani cumhuriyetin ilk yıllarında Kadın mı çoktur erkek mi çoktur? Savaşlardan dolayı, erkek nüfusun ölmesinden dolayı kadın nüfusu daha fazladır. Bir başkası göç alan ve göç veren yer diye sorar arkadaşlar. Göç veren yerde kadın fazladır arkadaşlar. Göç alan yerde ise genelde erkek fazladır ki genelde diyoruz arkadaşlar. Bu durumun sebebi neydi? Göçe ilk katılanların erkek olmasından dolayı. Ülkemizde genç nüfusta ise erkek sayısı kadın sayısından fazla. Yani gençlere göre düşünüldüğünde gençlerde erkek fazla arkadaşlar. Yaşlılarda ise kadın daha fazla. Neden arkadaşlar? Çünkü kadınların Ortalama yaşam ömrü Türkiye'de daha uzun. Yani yaklaşık olarak kadınlar 80 yaşına kadar yaşarken erkekler 75 yaşına kadar yaşar. Bu durumun açıklaması ise şöyledir. Erkeklerin daha ağır işlerde çalışması. Şimdi bazıları diyecek hocam erkekler işte çok yıpranıyor. Bazıları diyecek ki ne iş yapıyor erkekler eve geliyor kumandayı eline alıyor oturuyor diye. Biz onu kastetmiyoruz tabi. Eve gelip kumandayı eline alıp televizyon seyreden erkek zaten çok yaşar. E, ee, ortalamayı bozanlar ise kim arkadaşlar? İnşaatta çalışanlar. Maden ocaklarında çalışanlar, ağır sanayide çalışanlar genellikle burada erkeklerdir. Öbür türlü ee, kumandayı eline almış, kuru yemişini göbeğinin üstüne koymuş tabakla adamın tabii ki ömrü uzun olur. Onlar 95 yüzü görür arkadaşlar. Türkiye tarihinde İlk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış. Bu nüfus sayımında kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olmasını diyorsa hemen ne dedik arkadaşlar? Savaşlar. Hangisiyle açıklanabilir? Dışarıdan göç alması, modern nüfus sayımları olmaması olmadı, ülkenin savaştan yeni çıkmış olması ve erkek nüfusunun savaşlarda ee, ölmesinden dolayı olacak. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Türkiye nüfusunun eğitim durumu. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Grafiğin bir kısmını aldım ama şunu görelim. 1920 yılında ülkedeki okur yazar oranı %10'du. Yani 13 milyon insan vardı. 1 milyon 300 bin okuma yazma biliyordu. O okuma yazma bilen de genelde işte memur oldu, işte muhtar oldu, en kötü ihtimalle öğretmen oldu, hemşire oldu gibi. Yani okur yazar oranı çok 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 düşüktü arkadaşlar. Günümüzde ise %95. İyi mi? Giderek artıyor. Ama ne zaman iyi diyeceğiz? %100 olduğu zaman. Muhtemelen 10-15 sene içerisinde %100'e ulaşacak. Ve grafiğimiz sürekli yukarıya doğru. Yani okuma yazma oranı sürekli artıyor. Peki kadın mı çok erkek mi çok dersek mavilerin kadın turuncuların erkek o pardon mavilerin erkek turuncuların kadın olduğunu düşünürsek erkeklerdeki okur yazar oranı her zaman daha yüksek olmuş. Bu yüzden zaten ülke genelinde biz ne dedik haydi kızlar okula. Baba beni okula gönder gibi. Tüm kız ve erkek çocuklarının mutlaka okuması gerekir. Okuma yazma bilen erkek sayısı daha fazla dedik. Yaşlı nüfusta okur yazar oranı daha azdır. Neden? Çünkü yaşlılar zamanında okullu imkanı olmadığı için işte onlarda okuma yazma oranı azdır. Kentlerde mi kırda mı? Tabii ki kentte okur yazar oranı daha fazla. Çünkü kentte tutunmanız için mutlaka okur yazar olmanız lazım. Sanayileşme ve kentleşmenin fazla olduğu yerlerde de okur yazar oranı fazladır dedik. Türkiye'deki kır kent durumuna bakıyoruz arkadaşlar. 1927'de bakın kırda yaşayanlar neredeyse %75 iken günümüzde %10'un altına düşmüş. Dikkat edin bu grafiğe göre kırda yaşayan o hatayı da yazayım ben yaşayan insan sayısı Azaldı derse bu yanlış arkadaşlar. Sayı dediği için. Azalan nedir burada? Oranı azalmış. Yani 1927'de nüfusun %75'i kırda yaşarken şu anda %7'si 8'i yaşıyor. Ama ne kadar yaşadığını sayı olarak bilmediğim için sayı hakkında yorum yapamam. Oranı azaldığı için oranı hakkında yorum yapabiliyorum. 1927 yılında nüfusun yılındaki nüfus sayımında kırsal nüfus %76 ki çok yüksek. Günümüzdeki neredeyse ki Afrika durumu arkadaşlar. Kent nüfusu ise %24 oranındaymış. Peki 2021 yani günümüze doğru geldiğimizde bu oran dikkat edin. Kırsal kesimde %6.8 yani %7 deyiniz çok azalmış. Kentte yaşayanlar ise %93. Şunu biliniz Günümüzde nüfusun yüzde doksanından fazlası kentlerde yaşar. Bunun en önemli sebebi ise özellikle bizde köyden kente doğru 1950 yılından sonra köyden kente doğru yapılan göçlerdir. Peki kır ve kent nüfusu dengeli midir? Hayır. Sanayinin geliştiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi alanlarda şehir nüfusu, sanayinin gelişmediği alanlarda ise kır nüfusu fazladır. Türkiye'de nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, yani tarım, sanayi ve hizmet sektörü. 1927 yılında dikkat edin nüfusun neredeyse 5'te 4'ü tarımda çalışılmış ama günümüzde ise tarımda çalışanların sayısı en az olmuş, hizmet sektöründe çalışanlar artmış. Bu grafiğe göre tarımda çalışanların sayısının azalması, hizmette çalışanların oranının artması, ülkenin gelişmişliğini gösterir. Çalışan nüfusun faaliyet kollarına göre dağılımı tarım, sanayi, hizmet sektörü olarak açıklanır demiş. Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bölümü hizmet ve sanayide çalışır, sıkıntı yok. Türkiye'de tarımda çalışanların oranı azalırken sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı ne olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş sanayi ve hizmettekilerin oranı artmaya başlamış. Şöyle diyeceğiz. 1927'den günümüze kadar tarımda çalışanların oranı azalmış, sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı ise artmıştır. Hatta şöyle çizereklerini de göstereyim. Günümüzde %50'yi şöyle çizersem günümüzde arkadaşlar nüfusun yarıdan fazlası. Önemli olan aktif nüfusun yarıdan fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır diyoruz. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.